Evet, canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Mescid-i Haram'dayız. Hep arzın kapısına gidiyordum. Biliyorsunuz 2017 yılında tam 12 defa gittim arzın kapısına. Yani Kudüs'e. Şimdi de arzın merkezindeyiz. Allah gidemeyenlere hem arzın merkezine gelip buralarda dua etmeyi hem de arzın kapısına gitmeyi nasip etsin. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala'nın yeryüzünde kendisine ayırdığı iki tane toprak parçası var. Bir tanesi Kabe'nin kaplamış olduğu mukaddes alan, diğeri de Mescid-i Aksa, mukaddes alanı. Mescid-i Aksa kelime anlamı uzak demek. Aksa uzak. Uzak mescid. Nereye göre uzak? İşte şu karşınızda gördüğünüz o küçücük yapıya göre uzak. Kabe'ye göre uzak. Onun için bu isimle adlandırılmış. Ve gerçekten çok önemli. Yalnız buralara yalnız gelmemek lazım. Buralara insanlar sevdikleriyle gelmeli. Mutlu olduklarıyla gelmeli. Beraber yola çıkıp beraber yürüdükleriyle gelmeli. Bu cümleleri niye söyledim biliyor musunuz? Dün akşam otelin lobisinde bizim gruptan yaşlı bir teyze oturmuş ağlıyor. Grupta hocamız var. Yani umre yaptıran, ben hoca değilim, tarih anlatıyorum. Yanına gidip sormuş, siz niye ağlıyorsunuz diye. Demiş ki, siz bize umre yaptırdınız ama benim demiş kocam vefat etti. Ben kocam için de umre yapmak istiyorum. Bunu diyen teyze 70 yaşı var. Umre kolay değil. Yani Tenim Mescidi ya da Hudeybiye, Mikat'ı geçiyorsunuz. Arabayla gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz, ihramlı oluyorsunuz. 7 şartlık bir tavaf yapıyorsunuz 7 şartla. Etrafında 7 kere dönüyorsunuz. Sonra say yapıyorsunuz. Say çok yorucudur. Bakın say mekanı. Şu gördüğümüz iki tepe işte. Safa Tepesi ve en ileride Merve Tepesi. Bu iki tepe arasında tam 7 kere Hazreti Hacer'in izinden gidip geliyorsunuz. Ve sonra tavaf namazınızı kılıp umrenizi bitirmiş oluyorsunuz. Teyze ağlıyor. Vefat etmiş bir kocam var. Onun için umre yapmak istiyorum diyor. Bak tavaf değil. 7 kere dönse bir tavaf. Hayır. Allah hepimize vefatımız sonrasında arkamızdan bizim için umre yapamadım diye gözyaşı döken, bizim için o yaşında umre yapacak, bizi seven güzel insanlar bıraksın. O tarz insanlar için yatırım yapalım inşallah. Evet, hazır mıyız? Şu tarihi mekanları bir konuşalım. Böyle kuru kuru manzarayı seyretmek olmaz ki. Burası kuru kuru bir manzara da değil, onu söyleyeyim size. Yani Mescid-i Haram'da Kabe'ye bakmak sevap biliyorsunuz. Yani tavafta 100 sevap varsa bunun %20'si, hadis-i şerif bu, Kabe'ye bakmanın sevabı var. %40'ı tavaf, %40'ı da tavaf namazı. Onun için bu çok önemli. Bakmak bile sevap. Mesela yani ilahiyatçı değilim ama hocalarımızdan öğrendiğimi söylüyorum. Normalde insan namaz kılarken secde ettiği yere bakmalı. Başka yerlere bakarsa namazı bozuluyor. Bir tek istisna var. Neresi? Bu gördüğünüz avlu. Bu avluda namaz kılarken başınızı kaldırıp Kabe'ye bakabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Şimdi tam karşımızda bir çizgi görüyorsunuz. Sarı bir çizgi. O gördüğümüz sarı çizgi Rükn-i Yemani. Kabe'nin Yemen'e bakan köşesi orası. Hazreti İbrahim Kabe'yi tavaf ederken bu köşede durur, burayı öper, değilse uzaktan selam verirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynısını yaparmış. Biz de aynısını yapıyoruz. Mümkünse yakından dokunuyoruz, mesediyoruz. Değilse uzaktan selam veriyoruz. Ve bu köşe Rükn-i Yemani, duaların makbul olduğu bir makam. Hazreti İbrahim de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bu köşede illaki dua ederlermiş. Biz de öyle yapıyoruz. Tam böyle tavafsa bu köşeye geldiğimiz sırada tam buraya başlıyoruz. Rabbena atina fid dünya, Rabbena firli, Rabbi cialni. Hazreti İbrahim'den öğrendiğimiz duaları yapıyoruz burada.
Hadi gelin hem dolanalım hem şey yapalım. İkinci kattayım bu arada, onu söyleyeyim size ha. Bakın şu an gördüğünüz yer Mescid-i Haram'ın 3. katındayım. Yayını oradan yapıyorum. Buradan tavaf yapıyoruz, haberiniz olsun. Tabii şimdi aşağıdan yapılan tavaf belki bir 15 dakika 20 dakikada biter kalabalığın durumuna göre. Fakat burada uzun, bir saat sürüyor burada. Hatta adım matiği açtım. Ne kadar adım attığımı da söyleyeceğim size. Şimdi çok önemli bir duvarın önüne geldik. Çok önemli bir duvar. Bunu daha ben başka Kabe canlı yayınlarını anlatmışımdır belki size. Ama yeni açanlar var. Takipçi sayım artıyor. Daha yeni açanlar, yeni takip edenler de olabilir. Onlar için de anlatayım. Şimdi bakın. Ne görüyoruz? Kabe'nin bir duvarını görüyoruz ve iki tane köşe görüyoruz. Burası Rükn-ül Yemani, Yemen'e bakan köşe. Rükn Arapça köşe demek. Bu da Hacer-ül Esved köşesi. Hacer-ül Esved tam şu parmağın ucunda. Orada daha çok izdiham vardır zaten. Bu iki köşenin arasındaki duvar çok önemlidir. Neden? İslam'ın Mekke döneminde Allah-u Teala Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru ibadet etme emri vermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle yapıyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın gönlü Kabe'ye dönerek ibadet etmekten yana. Öyle olunca ne yapıyor? Hem Rükn-ü Yemani ile Hacer-ül Esved arasındaki duvara önüne alarak ibadetini yapıyor. Böyle yaparak hem Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya dönmüş oluyor, hem de Kabe'yi önüne almış oluyor. Bu arada Rükn-ü Yemani'nin tam karşısı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'a çıkmak üzere cennet bineti Burak'la Mekke'den, Kabe'den Kudüs'e hareket ettiği yere bakıyor. Yani şu köşe, Rükn-ü Yemani'ye sırtınızı verin, tam buradaki şu Osmanlı revakları var ya, bak tam şurası. Şu gördüğünüz kubbenin altında kırmızı bir direk var. Granit bir direk. O kırmızı granit direk. Ya bak, canlı yayını izleyen bir genç kardeşim zemzem getirmiş tamam, bana. Abi çok beğeniyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Valla ihtiyaç var. Hava çok kuru. Vallahi zemzem geldi bak, ben size söyleyeyim. Ah işte ya. Şu teknolojiyi geliştiremediler ya. Mesela bardağı şuradan şöyle ekrana doğru döksem, siz de oradan kameradan birer yudum zemzem içseniz fena mı olurdu ya? Neyse ah. Rabbim sizlere de buralara gelmeyi şifa niyetine bu zemzemlerden içmeyi nasip etsin. Evet, yayına devam. Hadi devam ediyoruz tavafa. Şimdi efendim, dönüyoruz. Birazdan zoomlayacağım, daha yakından göstereceğim. Çok mutluyum, niye biliyor musunuz? Hem Medine'de hem Mekke'de o kadar çok gurbetçi gencimizi gördüm ki, hatta az önce bir yarım saat 45 dakika önce onlardan, Almanya'dan gelmişler. Bir grupla beraberdim. Sağ olsun Diyanet bir hayli gencimizi getirmiş. Farklı dernekler, gruplar bir hayli gencimizi getirmiş. Burada onları görmek. Yani ben onlar hakkında çok ciddi beklentilere sahibim. Çok ciddi yabancı dil biliyorlar. Farklı kültürleri biliyorlar. Eğer asimile olmazlar, bize ait değerlerle donanırlarsa bizim Avrupa doğumlu gençlerimiz çok güzel işler yapacaklar. Ya düşünün, geldiler beni buldular bir saat önce. Uzun uzun muhabbet ettik. Evet, Hacer-ül Esved tam önümüzde, yaklaşalım mı? Hadi buyurun. Burası neresi? Burası Kabe. Burası neresi yazdı bir tanesi de. Burası Kabe, burası arzın merkezi. Bakın o gördüğünüz nokta nokta desenlerin olduğu köşenin tam alt kısmı. İniyoruz aşağı doğru. Evet, işte bakın tam burası. Bakın orada bir yoğunluk var farkındaysanız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hacer-ül Esved ile Kabe'nin kapısı arasında yapılan dualar reddedilmez buyuruyor. İnsanlar bu arada durup dua etmek için birbirleriyle yarışırlar. Bakın Kabe'nin kapısına yapışanlar var. Kapının sağ kenarıyla Hacer-ül Esved arasında çok önemli bir dua makamıdır. İlle dibine kadar gitmenize gerek yok. Uzaktan da dua edebilirsiniz. Evet. Bakın Hacer-ül Esved başında bir tane asker bekliyor. Çok ciddi izdiham olursa müdahale edeyim diye.
Hacı Örlesve çok önemli bir taş. Biliyorsun cennetten gelen mübarek bir taş. Hazreti İbrahim onu Ebu Kubeys tepesinde bulmuş. Ebu Kubeys. Ebu Kubeys neresi biliyor musunuz? Ebu Kubeys şu an tam benim sırtımın baktığı yer. Hadi göstereyim size Ebu Kubeys'i. Ya insan buraları bilerek geldiği zaman resmen İslam tarihinin merkezinde oluyor. Bakın şu an dönüyorum. Dönüyorum. Ebu Kubeys tam şurası işte. Bakın şu gördüğünüz Suudların devlet konuk gibi binaları var üzerinde. Burası Ebu Kubeys. Hazreti İbrahim Ebu Kubeys'i burada buluyor. Şey Ebu Kubeys'in üzerine buluyor. Normalde Kabe'yi Hazreti Adem'den sonra Nuh tufanında yıkıldıktan sonra ikinci kez inşa etti ya. Oğlu Hazreti İsmail'le. Kabe'yi inşa ederken temellerden tam Hacer-i Esvet'in olduğu yere kadar geliyorlar. Hazreti İbrahim diyor ki oğlum biz buraya özellikle bir taş koyalım. İnsanlar etrafını tavaf ederken tam bir dönüş yaptıklarını anlayabilsin diyor. Oğlu Hazreti İsmail baba ben bir taş bakayım diyor. Özel bir değişik bir taş. O sırada Hazreti İbrahim'in yüzüne bir ışık vuruyor. Hazreti İbrahim Kabe'nin avlusunda buralarda. Işığın vurduğu yer şöyle bir başını kaldırıyor. Bu tepeden bir ışık geliyor. Oraya doğru gidiyor, tırmanıyor. Allah Allah, hiç görmediği değişik hususiyette bir taş. O taşı alıyor, getiriyor ve onu bu köşeye koymuş oluyor. Taşı ilk kez buraya koyan Hazreti İbrahim. Taşı ikinci kez buraya koyan kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin gençlik yıllarında Mekke yani Kureyş Kabe'yi tamir kararı alıyor. Bu tamir sırasında tam Hacer-ül Esvet'in olduğu yere geliyorlar. Önce bir sökmüşler hepsini. Sonra yeniden inşa edecekler. Taşı kim koyacak? Aralarına münakaşa çıkıyor. Benim kabilem senin kabilen. Sonra diyorlar ki iş savaşa dönüşecek. Bekleyelim diyorlar. Mescid-i Haram'ın kapısından yani buradan ilk kim girerse içeriye o hakem olsun. Beklerlerken içeriye ilk giren kişi kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi dün grubumla gezerken bir şey konuştuk. Şimdi burası biliyorsunuz 630'da Mekke'nin fethine kadar o 360 civarında putun bulunduğu bir puthaneydi burası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Bütün putları kırdı ve burası Müslümanlara ait bir ibadet mekanı oldu. Başımızın tacı. Akla gelen soru şu. Müslümanlar putperestlere ait bir mekanı mı kendilerinin en büyük ibadethanesi edindiler? Tabii ki hayır. Burası zaten yeryüzü yaratıldığı andan itibaren Allah-u Teala tarafından mukaddes kılınmıştı. Mukaddes kılınmıştı. Ve bundan dolayı bu mukaddes kılınan mekan daha sonra putperestler tarafından kirletilmişti. Bundan dolayı burası zaten biz Müslümanlara ait bir yer. Allah-u Teala yeryüzünü kurduğu andan itibaren burasını bize tahsis etmiş. Burası benim evim demiş. Onun için Beytullah diyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Kalabalığın sesi aynen öyle. Mahşer yeri gibi. Erkeklerden sadece ihramlar içeriye alınıyor. Ve bu şekilde bir manzara. Hadi devam tavafa. Yarın akşam Mekke'den ayrılıyorum. Yarın akşam. Pazar günü akşam Bursa Orhan Gazi'de konferansım var. Çarşamba günü Üsküdar'da Mekke'yi anlatacağım. Ha. İstanbul'da olanlar gelebilecekler gelsinler. Yani ayağımın tozuyla Mekke'yi anlatacağım Üsküdar'da inşallah. Evet. Tadilat devam ediyor. Göstereyim size birazdan. Şu hemen. Hatta tam altımızda bakın. Şöyle göstereyim. Bakın şu an gördüğünüz bu yerler tam Hacerül Zemzem kuyusunun olduğu bölge bakın burası. Zemzem kuyusu. Bakın tamirat burada devam ediyor bu şekilde. Zemzem kuyusunun olduğu yer. Zemzem kuyusunun tam yeri neresi biliyor musun? Şöyle biraz daha yürüyeyim. Daha net anlatayım size. Ya bakın küçücük çocuk orada. Namazını kılıyor. Ne güzel ya. Yani şöyle biraz daha geleyim. Son derece sakin bakayım karısı. İkinci kattan daha kısa burası biliyor musunuz? Çünkü bir balkon çıkma var. Allah Allah. Nasıl izdihandır ya Rabbi ya. Evet evet geleceğiz inşallah. Evet bakın aşağı göstereyim önce size. İnşaat devam ediyor. Burası bittiği zaman tavaf alanı tamamen açılacak. Çok rahat edeceğiz.
Şimdi Kabe'nin kapısını görüyorsunuz. Makam-ı İbrahim'i görüyorsun. Makam-ı İbrahim'i de anlatayım. Hazreti İbrahim Kabe'yi tavaf ederken Osmanlı revakları var arkadaşlar. Osmanlı revakları sadece bu kısımdaki revakları koymadılar. Bu inşaattan dolayı inşaat edince koyacaklar. Bakın Osmanlı. Aslında revakları Osmanlı değil bakın ben size söyleyeyim. Bir yanlış anlaşılma var. Revaklar Abbasilere ait. Abbasi halifesi Mehdi'ye ait. Bu revaklarda da var ya şu mermer sütunların üzerlerinde bir yazılar. Ondan sonra evet valla telefonu düşürmemem lazım. Gerçi aşağıda inşaat var şu an burada sıkıntı olmaz da. Bir yerde düşürürsem umrecilere sıkıntı olabilir. Bu revaklar Abbasilere ait ve Abbasiler Roma dönemindeki bir takım yapıların devşirme malzemelerini kullanmışlar. Yani tapınakları şudur budur bunları kullanmışlar. %40 tamamlandı diye bir yazı geldi. Teşekkür ederiz. Herhalde bilen bir uzman kişi olabilir. kurbanı yetiştirmeleri lazım. Peki neresi Osmanlı'nın? Bu revakların kubbeleri Osmanlı'ya. Revakların kubbeleri. 2. Selim döneminde bizzat Mimar Sinan'ın eseridir. Onu da söyleyeyim size. Mimar Sinan da buraya gelmiştir. Evliya Çelebi de buraya gelmiştir. Evet. Şimdi ne anlatacaktım ben size? Ha, Zemzem'den bahsedecektim. Zemzem Köşesi'nin tam orijinal yeri neresi biliyor musunuz? Kabe'nin kapısıyla Makam-ı İbrahim'den şöyle bir çizgi çizin. Zemzem tam şuraya geliyor. Bir çizgi daha. Tam üçgenin bir ayağı, Kabe'nin kapısı bir ayağı, Makam-ı İbrahim bir ayağı da Zemzem kuyusudur. Tam buradadır. Eskiden üzerinde yuvarlak bir mermer kapak vardı. Bir uğru Zemzem yazıyor. Sonra o kapağı kaldırdılar. Bugün sadece Zemzem kuyusu yani hani bilen üzerinden geçiyor biliyor. Bilmeyen tabii ki bilmiyor. Eskiden daha da eskiden 80'lere kadar Zemzem kuyusu yerin altından giriliyordu. İşte o yerin altından girilen bölümler bunlar. Sonra oralar kapatıldı. Hazreti Adem'in mezarı burada mı diye soran var. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Tavaf alanında 70 civarında peygamberin kabri var. Tavaf alanında. Say alanında da belki bir o kadar peygamberin kabri var. Tarih boyunca tabii yüzlerce belki binlerce peygamber gelmiş. Bu peygamberlerin bir kısmı ümmetleri helaka uğrayınca vazifeleri nihayete erdiğinde buraya Allah'ın evine gelmiş, buraya sığınmış, burada yaşamış, burada ölmüşler. Onun için bu tavaf alanında gafil gezmemek lazım. Mesela net bildiğim Hud Aleyhisselam'ın kabri burada. Hud Aleyhisselam. Hani Ad kavmine peygamber olarak gelmişti. Hud Aleyhisselam'ın kabri burada. Nuh peygamberin Allahu Alem diyelim. Allah bilir. Kabri burada. Evet. Revaklar Abbasi. Bir de bu revakların sütun başlıklarını kesinlikle görmelisiniz. Yani bakın iyice zoom yapayım. Telefonum yettiği kadar. Bakın şu an ekranın ortasında iki tane sütun başlığı görüyorsunuz. Bunların ikisi de Osmanlı. Mukarnaslı. Bazen yedili sekizli görüyorsunuz. Baklava dilimli. O da Osmanlı'dır. Bakın şu an tam ortada iki tane daha var. Bu da Osmanlı. Arkada var. Kompozit. Akantüs yapraklı. O Roma. Romalılardan onu Abbasiler koymuş buraya. Ha bakın mesela tam şurada bir tane var. Sargılı sütunun. Sargılı. Şu tam parmağımın ucundaki şu. O mesela yedili sekizli baklava dilimli. O da Mimar Sinan. Mimar Sinan Abbasi revaklarına el atmış, tadil etmiş, sütun başlıkları eklemiş yeni yeni. Böyle devam ediyor. Şimdi azıcık daha yürüyelim. Altınoluğunu orada bitireyim yayınıma. Altınoluğa doğru gidelim. Oo, Hacer-i Esvet'e doğru yaklaşanlar tekbir getiriyorlar. Ciddi izdiham var Hacer-i Esvet'in orada. Şöyle bir yakından bakalım. Zor iş ya. Yani Hacer-i Esvet'e böyle bir izdihamla yaklaşmak yazık bak asker uğraşıyor insanlara. Gitmeye zor. Pembe sütunu gösterecektim ben size değil mi? Doğru. Vallahi iyi hatırlattınız ha. Unutuyordum. Pembe sütun burada. Hemen bulayım onu ben. Bir dakika nerede? Rükn-i Yemani'nin tam karşısında. Rükn-i Yemani'nin. Ben burada niye göremedim onu? Rükn-i Yemani nerede? Tam benim şu karşı köşemdi. Buldum. Tamam. Evet vallahi. Hemen göstereyim size. Rükn-i Yemani. Bakın şimdi. Hacer-i Esvet köşesi şurası. Hacer-i Esvet. Ondan sonra
Cübni Yemani bir geride kaldı. Tam Cübni Yemani karşı köşesine bakacaksınız. Tam karşısı. Yani şuradan buraya doğru gittiğiniz zaman bakın pembe sütun tam şurada. Tam şu arkada gözüküyor. Biraz daha yaklaştırayım. Bakın kırmızı sütunu gördünüz mü? Kırmızı sütun. Şu an tam ekranın ortasında öndeki mermer sütunun bir arkasında. Gördünüz mü? Gördüyseniz gördük yazın. Ah iyi güzel. Görenler var. Tamam. Bakın tam arkada kırmızı sütun. Tam ekranın ortasına geliyor şu an. İşte orası neresiymiş biliyor musunuz? Orası Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin evinin olduğu yermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gece Miraca yükselmeden önce orada kısa bir istirahat sırasında Cebrail aleyhisselam geliyor. Cennet bineti Burak'a getiriyor ve oradan. Ya bakın ben Kudüs konferanslarını hep anlatıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? O gördüğünüz pembe sütun. O pembe sütun oradan Burak'a bindi. Burak'la buradan Mekke'ye gitti. Burak'la buradan Kudüs'e gitti. Kudüs'ten refref dediğimiz mahiyetini bilemediğimiz bir araçla göklere yükseldi. Yani Kudüs'ün Mekke'ye göre bir hususiyeti var mı derseniz bu konuda var. Yoksa eğer bir hususiyeti olmasaydı buradan Burak'la Kudüs'e gitmek yerine gelirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'nin damına çıkar refrefle buradan göklere yükselirdi. Ama buradan değil Kudüs'e gittiğine göre burası arzın merkezi ise Kudüs de arzın kapısı. Kabe için ne kadar dertleniyor ve Mescid-i Haram'ı ne kadar önemsiyorsak Kudüs'ü de o kadar önemsemek zorundayız. Çok önemli. Evet yayın devam ediyor. Buradan Kabe'nin damını da görüyorsunuz. Şu an Altınoluk'a doğru gidiyorum. Altınoluk'a doğru. İstiyorsanız 7 dönüşün hepsini beraber yapalım yani. Uzaktan tavaf sevabı gelir mi bilmiyorum ama. Ya Allah nasip etsin ya. Siz de gelin inşallah hepiniz. Zemzem çok enteresan bir kuyu. Yani normalde biliyorsunuz kuyu sistemini. Bir avuç su alırsın yerine gelir. Bir kova alırsın yerine gelir belli bir sürede. Zemzem de ya hortumu dayıyorlar. Saniyede bilmem kaç bin metre küp hızla çekiyorlar. Tık diye motor duruyor. Kuyu aynı seviyede biliyor musunuz? Kuyu hiç değişmiyor. Yani o seviye. Devasa bir nehir kapasitesinde ama sabit duruyor. Dünyada böyle ikinci bir kuyu yok. Evet Altınoluk'u orada bitireceğiz. Altınoluk'un baktığı yer hem Kudüs'e bakıyor hem Türkiye'mize bakıyor. Oraya doğru geliyorum. Size biraz da şeyi anlatayım. Hicri İsmail'i Hatim'i anlatayım. Ondan sonra nihayete erdirelim yayınımızı. Evet şurada durayım. Burası iyi. Bakın Osmanlı revakları tam altımızda. Osmanlı Abbas revakları ve üzerlerindeki Osmanlı kubbeleri. Evet, hadi yaklaşalım. Şimdi Altınoluk'u görüyorsunuz. Altınoluk'un hemen altında bir avlu var. Normalde Kabe ilk kez Hazreti Adem, insan eviyle ilk kez Hazreti Adem. Nuh tufanında yıkıldıktan sonra ikinci kez Hazreti İbrahim döneminde yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gençlik yıllarında Kureyş'in bir Kabe inşaatı var. Onu biliyoruz. Ellerindeki inşaat malzemesi yetmiyor. Yetmediği için tutuyorlar. Kabe'yi olduğundan biraz küçük yapıyorlar. Normalde Kabe şu gördüğünüz şekilde kare değil daha bir dikdörtgenmiş biliyor musunuz? Yani buradan şuraya kadar uzuyormuş. Buradan böyle, buradan da böyle. Bakın imiş. Ellerindeki inşaat malzemesi yetmiyor. Yetmeyince bunu biraz daha küçük yapıyorlar. Yani Kabe'ye ait mukaddes alanın bir kısmı dışarıda kalıyor. Sonra Emeviler döneminde hatta Hazreti Ayşe bir gün Peygamber Efendimiz'e diyor ki aleyhissalatü vesselam ya Resulallah diyor ben Kabe'nin içine namaz kılmak istiyorum diyor. Peygamberimiz hanımının elinden tutuyor onu buraya getiriyor. Burada kılman da Kabe'nin içinde kılmak gibidir. Ya Ayşe diyor burada kılman da Kabe'nin içinde kılmak gibidir.
böyle bir hususiyeti var. Emevilerin, Haccac'ın Mekke'yi kuşattığı bir dönem vardır. Hazreti Ebubekir'in torunu Abdullah bin Zübeyir Hazretleri Kabe'yi müdafaa etmiştir. O dönemde mancınıklarla Kabe'yi Haccac döverken zarar veriyor. Hazreti Abdullah Kabe'yi tamir ederken Hicri İsmail'i tekrar içeriye alıyor. Haccac Mekke'yi kuşatma sonunda aldığında Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'nin yaptığı yeri yıkıp Kabe'yi yine Kureyş dönemindeki haline getiriyor. Bugün hala o vaziyette durmaya devam ediyor. Evet, böyle bir durum söz konusu. Şimdi yanımda gurbetçi gençlerden biri var. Biraz kameramanlığımı yapar mısın benim? Teşekkür ederim. Efendim, valla telefonu tut eller gitti. Hiç önemli değil. Siz oradan yeter ki bu mukaddes ortamı, manzarayı görün. Yarın akşam, yarın gece vatanıma, ülkeme döneceğim inşallah. Ama unutmayalım, buralar mukaddes topraklar olduğu kadar sizin dedelerinizin, ninelerinizin, ecdadın çok izi bulunan topraklar. Beni dünyanın dört bir yanına gönderen, konferanslar vermeme sebep olan, geziler yaptığımda evime sahip çıkan, çocuklarıma sahip çıkan, bugün ben burada umrede olduğum halde gelemeyerek hasretle, gözyaşlarıyla şu an evde beni izleyen sevgili eşime, çocuklarıma ve beni takip eden siz, bütün tarih severlere çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha herkesi buraya gelmeyi nasip etsin inşallah. Buralar çok özel yerler. Sahip çıkmak, bilerek gelmek lazım. Hayırlı geceler.